Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Aralık Pazar İstanbul, Adana ve Diyarbakır programımız var. Ben İstanbul'u Adana'ya aynı videomda atacağım sevgili dostlar. Orada aynı videomda iki yarışı da bulabilirsiniz. Diyarbakır'da bir iki safkana bakmam gerekti. Onu biraz geri planda tutacağım. İstanbul'a Adana videomu attıktan sonra... Sonra Diyarbakır'ı sizlerle yorumlayacağım. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var İstanbul'da. Evet birinci koşuda itibaren birinci altılı gayrımızın startı veriliyor. Şartlı 4. 13'te başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik kumla 9 e, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada banko ile başlamak istiyorum. O da Akın Sözen'le ikinci kez buluşacak olan Gold Polat olacak sevgili dostlar. Ee, bu grupla bir Safkan'la beraber koştu. O da iki nolu Safkan. Geri kalan Safkanlarla ilk defa koşacak. İyi bir grupta start alacağını düşünüyorum. 3 Gold Polat benim Akı Sözen'le Bankom olacak. Birinci altılık aynımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 2 at yeterli gibi gördüm sevgili dostlar. O da ilk şansı vereceğim attım. Halis Karataş'ta start alacak olan bir nolu safkanımız. Hemen ona da rakibi de Mehmet Kaya ile start alacak olan 6 nolu safkanımızı ben iki at yeterli gördüm. Ön planı çıkarttım. 2 at benim için yeterli olacak. 1 ve 6 nolu safkanlar. Evet üçüncü koşumuz Tarzan koşusu olacak. Kısa vadeli 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla 7'li plasamızın de başlangıç ayağı oluyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada e, ön planda iki at gözüküyor sevgili dostlar ama rakip olarak bunların kapışmasından faydalanacak iki safkan daha var. Onları da sizlere e, aktaracağım. Kuponumuzun bütçesine e, bakacağız ona göre eklemeye de çalışabiliriz. İlk safkanım 2 no'lu Ozgan olacak Halis Karataç'ta. İkinci safkanım 3 no'lu safkanımız Orhun Kağan olacak. İşman çizikle yani bu iki at biraz ön planda tutuyorum. Bunların e, kötü koşması durumunda devreye 5 no'lu Nakış Akın Sözen'le ve de 8 no'lu safkanımız Tolga Yıldız'da devreye girebilir. Tabii ki ilk tercihimiz 2 ve 3 sonradan kuponumuzun bütçesine göre 5 ile 8'i de ekleyebiliriz. Gelir piyasamıza geldiğimiz zaman e, yani bank olarak hangi atı bırakabiliriz, risk alabiliriz? O da 3 nolu Orhun Kağan diyeceğim hişman çizikler sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla ikinci altılı gayrımızın da başlangıç ayağı oluyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. altılık aynımız zor koşuyla start alıyor. Burada 5 at önereceğim. İlk şanslı Safkan'ım. İlk maç çizikle start alacak olan 3 nolu Safkan'ımız. 2. atım 4 numara Halis Karataş'ta start alacak. Son 2 koşu hem çimde ikinci hem kumda güzel bir ikincilikle ayrılan 4'ü de ikinci şanslı Safkan'ım. 3. atım 1 numara Heva. Ali Can İnci ile Aprant arkadaşımızda. Dördüncü atım 2 nolu Safkan'ımız. Asüde Sultan olacak Mehmet Kaya yla. ve son 5. safkanımız bonus e, o da Adem Aslan'la start alıyor. Yani sıralamam 3, 4, 1, 2 ve Altınoğlu safkanlar olacak. ikinci altılık ayımızın başlangıç ayağında. Evet 5. koşumuz Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kumla start alacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. beşli gayrimizine başlangıç aya. 4 safkanın öneceğim İlk şanslı safkanım Singapur olacak. Özgür gönül Taş'ta start alıyor. Son e, performansını beğenerek kuponumuzda yani birinci at olarak yazma e, gayret gösterdim. Güzel bir koşu sergileyip kazanma başarısı da göstermişti Singapur'u. 5 nolu safkanımız ilk şanslı safkanım olacak. 2. atım 4 numara Lazo'lu Mustafa Çiçekle Üçüncü atım iki nolu Demir Yıldız Ali Can İnci ile aprant arkadaşımıza son iki koşusu ikincilik ayrıldı. Şimdi Fato'ya uzanabilir. İyi koşu geleceğini düşünüyorum. İki ile kuponumda şans vereceğim. Son olarak da üç nolu Atar Damar Akın Sözen'le sevgili dostlar. Sıralamam 5, 4, 2 ve üç nolu safkanlar olacak. Evet altıncı koşumuz birinci altılık aynımızın da son ayağı. Açık 2 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre sentetik kumla Arjantin Jokey Kulübü koşusu olacak. 6 e, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at yeterli gördüm. İlk şansı safkanım Yamanlar Bey olacak Gökhan Gökçe ile. İkinci safkanım 5 nolu Zafer Ataşı İşman çizikle. ve de son safkanım 6 numara Poyurman olacak Halis Karataş'la. E, bunların e, iyi koşu çıkartmasını bekliyorum. 4, 5 ve 6 nolu safkanları kuponumda yer vereceğim. Evet, yedinci koşumuz Fikret Çınar Yılmaz koşusu olacak. Kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik kumla start alacak. İkinci üçlü gayrımızın başlangıç ayağı oluyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada iki at ön plana çıkarttım. İlk şans vereceğim atım 3 nolu safkanımız olacak. Halis Karataş da yarış hayatına gerçekten güzel bir birincilik ekleyerek kazanma başarısı gösterdi. İkinci startında da Halis'e iyi koşu geleceğini düşünüyorum. 3 ilk şansı safkanım. Buna en ciddi rakip 2 nolu Berken olacak. Hişman çizikle o da 2 koşu görerek birinde ikinci ve son koşusunda da kazanma başarısı göstermişti. En ciddi rakipte 2 numara Berken olur. Hişman çizikle 3 ve 2 nolu safkanlar. 7. koşuda yer vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet 8. koşun Kanuni Sultan Süleyman koşusu olacak. Grup 1 gerçekten güzel bir koşu. Güzel safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. 4 yukarı Araplar 1500 metre sentetik kumla start alacak. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekünümüz var. 4 ile 5 nolu safkanlım demir perde ile oğlum Serkan Ekür olarak start alıyor. Ben bu gruptan birkaç gömlek üstünde gördüğüm o da Ekürler demir perde Akın Sözen'le foto önüne geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Benim bankom olacak. ikinci bankom olacak. 4 nolu demir perde ekürler. Evet 9. koşumuz Maylen 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alacak. 2. altılık ayımızın son ayağı 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sizlere bank olarak önereceğim Akın Sözen'le. Ben burada kazanmasını bekliyorum Maylen'e veda etmesini bekliyorum. Üst üste yaptığı güzel koşular hem çimde üçüncülük ikinci son koşullara tap inkar bir ikincilikte ayrılan 9 nol safkamız akın sözlerinden vaydene veda etmesini bekliyorum ve de üçüncü bankom olarak sizlere öneriyorum. Evet İstanbul şablonu buydu sevgili dostlar İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. Ee, kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Evet Adana programımıza geçelim sevgili dostlar. Ayırmadan hemen Adana'ya bir bakalım. Hemen şöyle geçelim Adana'ya. Adana programımızda da iki altılımız var sevgili dostlar. Dokuz koşulu bir programla yine karşı karşıyayız. Ee, birinci altılı başlangıç saati 16.15'te start alacak. Mayden iki yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki at ön plana çıkarttım. İlk şans vereceğim atım ikinoğlu Gökbakır e, Gök Bakırhan olacak Saadettin Boyraz'la sevgili dostlar 2 oğlu Safkan'ımız. Buna da en ciddi rakip Gökhan Kocakay'la start alacak olan son iki koşusu zaten 3 koşu gördü. Ee, hem Çim'de ikincilik hem Kum'da da güzel bir ikinciye tatminkar olan 7 oğlu Safkan'ımız Gökhan Kocakay'la benim ikinci şanslı Safkan'ım olacak. 2 ve 7 yeterli gördüm sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 4-3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Birinci beşlik ayımızın da başlangıç aya 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada kuponumda yarın banko olarak bırakacağım. Safkanız Mert Gökalp Aslan'la Pranter karışımıza start alacak olan Osman Baba diyeceğim. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. İyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 3 nolu safkanız benim bankom olacak. Arkadaşlar yani böyle at öneriyorum ama sizin de tabii ki tuttuğunuz ufak tefek süsleme yapmanızı istiyorum. Benim gözümden kaçan safkanlar olabilir sizin ön planda takip safkanlarınız olabilir. Mutlaka onları da değerlendirin sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz 7. plasemizinde başlangıç ayağı şartlı 5-4 ve Araplar. 2000 metre kumla start alacak 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 2 at önereceğim. İlk şans Safkan'ım Ahmet Çelik ile start alacak olan İkinoğlu Domaniç olacak. Son iki koşusu da gerçekten tatminkar hem ikincilik hem son koşusunu güzel bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösterdi. Derecesi de çok harikaydı sevgili dostlar. Ben burada aslında banko bile denenecek Safkan'ımız. Bunun kötü koşması durumunda 3 nolu taşkır diyeceğim o da aprant arkadaşımıza ben en ciddi rakip görüyorum domaniç'e sevgili dostlar 2 ve 3 nolu safkanlar benim için yeterli olacak 7 plasemize geldiğimiz zaman e, hangisi tabii ki domaniç e, bir iki adım önde tutuyorum e, onu da kuponumuza şans verebiliriz sevgili dostlar tek olarak da bırakabiliriz ikiliyi bozacağını düşünmüyorum burada bir tane e, safkan var e, Büyük oynayan arkadaşlar o da dar yüz sevgili dostlar. Bunun ne yapacağı belli değil. Son kostünü baktım. Videosunu tekrar izledim. Gerçekten güzel bir kost sergiledi. Merkukalp Aslan arkadaşımız arkadaşımızda yeri olan arkadaşlar burada e, ben e, biraz daha paraya gideceğim diye düşünen arkadaşlar dar yüzü değerlendirebilir. Yarın ben kuponun bütçesine göre e, büyük ihtimalle birinci altılı ayımız düz bir rakamda tutacak. E, biri de dar yüzde Burada bomba arayan yani sürpriz arayan arkadaşlar da bir nolu dar yüzde Merkez Kalp Aslanı'na değerlendirebilir. E onu da söyleyeyim. Yani e, baktım yarışına notumu da aldım. Söyleyeyim mi, mi diye söylemekte fayda buldum. Dar yüzde değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 15. 4 ve Araplar 1200 metre kumla start alacak. 10 arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada da 4, 3 at pardon arkadaşlar 3 at e, ön plana çıkarttım ikinci ayımızın da başlangıç ayağı oluyor dördüncü koşumuz evet ilk şans vereceğim atım 4 nolu safkanımız Enver Şimşek de Abantlar arkadaşımızın son iki koşusunda gerçekten başarılı koşarak kazanma başarısı gösteren 4 nolu abone Nea e, benim ilk şanslı safkanım olacak ikinci atım 7 nolu Pala Salim Müslüm Çelikle de son safkanım 8 numara bu diyeceğiz. Mücahit Bayır'la bu da e, kesinlikle göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Buranın sürprizini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Yani yakın görüyorum sevgili dostlar. Mücahit Bayır'la bomboş kiloyla aman diyorum dikkat 8'de kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 4-7 ve 8 nolu safkanlar olacak. ikinci altılık kaynımızın başlangıcı Evet 5. koşumuz handikap 14 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumla start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada birazcık karışık gördüğüm bir e, ayak olacak. 5 at kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım Büyük Kenan olacak. Mehmet Ak Akyoğlu'za sevgili dostlar. 2. atım 4 nolu Yiğit Halim Ahmet Çelik'le. 3. safkanım 7 numara Sakarya Güzeli olacak son iki koşusu hatta üç koşusunda izledim çimdeki performansı da hoşuma gitti ikinci ikinci ve de son koşusunu kazanarak e, yani kendine geldiğini düşünün Mehmet Keskin de start alacak olan Sakarya güzelinde yeri de mutlaka üçüncü şansı safkanım olacak dördüncü atım Albuzat olacak Salettin Boyraz da onun da koşuları gerçekten güzel. Harika koşullarda sahip. Son koşusunda zaten kazanma başarısı da göstermişti. Ve son safkanım 12 numara Heyran olacak. Mehmet Salih Çelikle ile arkadaşımızda arkadaşımız da o da e, kendine geldiğini düşünüyorum. O da son koşusunu kazanarak e, iyi bir ilme yakaladığını düşünüyorum. 12 numaralı Heyran'ın da kuponumuza şans verelim. Sıralamam 1-4-7-8 ve 12 numaralı safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz Akdeniz derbisi koşusu olacak. Grup 1 3 ve Kore İngilizler 2100 metre kumla start alacak. Adana'ya ilk defa gelecek safkanlarımızda bir arada olduğu bir koşu olacak. Ee, i̇yi bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Kaliteli safkanlarımızın buluştuğu bir koşu. Biliyorsunuz burada bakıldığında gözümüze ilk ilk çarpan 5 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya Long Runner olacak. Yani kazanması normal sonuç olacağını düşünüyorum. Ben de yarın e, risk alıp kuponumu da banka olarak bırakacağım. Bakalım nasıl bir sonuçta ayrılacak. Merak konusu e, yani iyi bir koşu çıkartacak. Hatta e, hatta ikinoğlu safkanımız e, o da Samet Erkuş'la son koşusunda zaten kazanma başarısı gösterdi. Ronkron'a saldıracak yani bu da bakalım nasıl bir sonuçta ayrılacağız. 5 numara tabii ki e, büyük ihtimalle Türkiye'nin e, tek olarak çıkacak karşımıza. Biz de tek atacağız. E, bakalım inşallah ayakları düz basar kazanır. Biz de yanıltmaz diyorum. 5 numara Ronklanır Bankom'dur. Evet 7. koşu açık güç. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 2. üçlü gayrımızın başlangıç aya 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at önereceğim. ilk şansı vereceğim. Safkanım Özcan Yıldırım'la Hatta bankoda bile denenecek safkanımız ama rakip gördüm ben onları sizlerle paylaşıp kuponumda da yer vereceğim. İlk şans safkanımız tabii ki 3 nolu üst üste 3 birinciliği 4 birinciliği dördüncü birinciliğinde yakın olan 3'ü kuponumda ilk şans safkanım. Buna en ciddi rakip 1 nolu Anadolu Aslı'nın Müslüm Çelik'le iç yabana atılacak bir safkanımız değil kumda gösterdi performansı da zaten kazanma başarısı da göstermişti. Üçüncü safkanım koca Alp Ahmet Çelik'le harika bir koşullar sahip onda. Hem kazanı hem e, ikincilikte kaldı. E, bu sefer ondan da üçü geçmek için elinden geleni yapacaklar bu iki safkanımızda. Tabii ki tercihimiz üç. Sonradan bir ve iki nolu safkanlara yer verelim diyorum. Tabii ki bu benim tercihim sevgili dostlar. Evet 8. koşu Handicap 15 Yamak 2 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at önereceğim. Kuponumda şans vereceğim. iyi koşu çıkartmasını bekledim safkanlar. İlk e, safkanım Karabiberim olacak. Mert Gökalp Aslan'la e, çıktı kum performansında şimdiden sonra güzel bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösteren 2 nolu Karabiberim benim ilk şansı tercihim olacak. İkinci atım 3 numara Gizem Naz olacak Vedat İbiş de. Üçüncü safkanın 5 numara Agrin olacak sevgili dostlar. Son koşusunu güzel bir üçüncülükle tatminkar bir üçüncülükle ayrılan İsa Katar'la da start alacak olan 5 kuponumuza şans verelim. Sıralamam 2, 3 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz 2. altılık ayarımızın son ayağı oluyor. Mayden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kapanış koşumuz gerçekten birazcık zorlu geçeceğini düşünüyorum. İyi koşan safkanlar yarış hayatında ikincilikle, dördüncülükle, üçüncülükle ayrılan, üst üste ikincilikte ayrılan safkanlarımızla bir arada olduğu bir koşu. Güzel bir koşu olacağını düşünüyorum. Burada kuponumda 6 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. İlk şanslı safkanım. 10 nolu safkanımız olacak Ferit yardımcıyla ikinci atım 8 ma Burlu olacak Samet Erkuş'la 3. atım 3 nolu safkanımız Ahmet Çelik'le dördüncü atım 2 nolu Atılgan Bey Mehmet Akyoğuz'la ve 5. atım 1 numara Akınzade Özcan Yıldırım'la ve ve son safkanım o da 12 nolu Victory Bal olacak. Müslüm, Çelik'le sevgili dostlar. Evet Adana şablonumda buydu. İnşallah faydalı bir şey sizlere sunmuşumdur sevgili dostlar. Tabii ki videomun ortalarında da başında da sizlere dile getirmeyi çalıştım. ön planda tuttuğunuz safkanlar, takip safkanlarınız varsa mutlaka ilavesini yapın. Sevgili dostlar benim gözden kaçırdığım sizin kafanızda koşturup banko deneyeceğiniz safkanlar vardır mutlaka. Onları ön plana çıkartıp kuponlarınıza mutlaka Ekleyin sevgili dostlar. Evet Bursadan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir e, pazar geçirmeniz ile tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir gün olsun diyorum. Şansınız daima yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.